5-11 Temmuz terli yengeç burçları. Evet, terliyorum. İğne vuruldum ve grip gibiyim. Başım şiddetle ağrıyor. Aşı oldum. O yüzden sanki ufak ufak bu aşıdan sonra Covid yaşar ya insan. Böyle bir enerji var. Enfeksiyonlarımda, şuralarımda tıkanma var. Birkaç gün banyo yapmayalım dediler. Zaten terden banyo da yapamadım. Kusura bakmayın. Affedin beni bu hafta çünkü şu an aşıdan dolayı ne dediğimi de bilmiyor olabilirim. İdare edin bu hafta. Bunu sizin için yapıyorum yoksa dinlenecektim. Düşüncelerinizi korkusuzca ifade etme zamanı geldi. Ne düşünüyorsanız aynı noktada karşımızdaki insanların sizi anlamaya çalışma, savunduğunuz konularda taviz vermediğiniz sürece gücünüzün rahatlıkla kullanabileceğiniz, hatta ayağınızdaki hani ayağın bağlı bir türlü hiçbir şey olmuyor diyorsunuz ya, bu bağlılıklar bu hafta gidecek. Size daha güzel, daha olumlu süreçler yaşayacaksınız. Özellikle işte haksızlık yapıldıysa ayak bağlarınız çözülmüş. Parayla ilgili yaşadığınız krizlerle ilgili destekle toparlanma. Uzun süredir işinizle ilgili fark edilmiyorum. Artık incitilen tarafım ve ben gitmek istedikçe üstüme yük koyuyorlar ve mecburiyetten elim kolum bağlı diyorsanız burada oturup anlaşmalarınız söz konusu olacak. Özellikle akademisyen ya da tıp ya da sağlık sektöründe çalışıyorsanız istediğiniz yolculuk ya da gitmek istediğiniz şehir ya da alanla ilgili güzel kapılarınız açılacak. Özellikle de kurumsal büyük bir firmada çalışıyorsanız basamak değişiminizle ilgili duyumlar alıp bununla ilgili mutluluk. Özellikle banka sektöründe çalışıyorsanız ve yerinde yardımcıysanız bu konuda ödüllenme ve hak ettiğiniz masaya geçiş. Özellikle masada görev yapıyorsanız, çaycıysanız bile haklarınızla alakalı noktada güzel atılımlar, kendinize doğru ifade edeceğiniz noktalar ve anlaşılır evreyi yakalayacaksınız. Bence size yüz veriyorum bu haftayı. Çünkü plan ve program doğrultusunda kendinizi doğru yönlendireceksiniz. Fırsatları doğru değerlendirdiğinizde kendini güvende hissedeceğiniz bir hafta. Artıya geçiş, eksiği geride bırakıyoruz. Yeter ki korkmayın, endişe etmeyin diyorum. Ve bu korkularınızı ve savunduğunuz ve taviz vermediğiniz her noktada başarıyı sağlayacaksınız. Özellikle hafta sonu ailenizle birlikte yaptığınız bir tatil, piknik yani gideceğiniz bir yolculuk enerjinize daha iyi gelecek. Ve uzun süredir ailemle dışarıda bir şey yapmıyordum diyenler için güzel kapılar, keyifli piknikler ya da yüzmek sizin enerjinize iyi gelecek. Bir orman havası, bir deniz havası ruhunuza iyi gelecek diyorum. Kendi işini yapan ve ortaklı olan bazı yengeç burçlarında evet doğru gidebilir ama herkes bu ortaklığı devam edip farklı işler de yapmak isteyen yengeç burçları için güzel anlaşmalar, yeni yapacağınız mekan, ortağınızı kırmadan yol ayrımına gireceğiz ya da bu bir sene daha böyle olacak. Herkes yer ve sistemini kurup doğru enerjilere gireceğiz. Özellikle televizyon, oyunculuk ya da tiyatroda uğraşan yengeç burçlar için güzel teklifler var. Bu teklifler sizin başarınıza başarı katacak. Uzun süredir almak istediğiniz yabancı dil eğitimi, aksanlarınızla ilgili sıkıntınız varsa bunları toparlama evresi ve kendinizi güçlendireceksiniz. Çok uzun süredir arkadaşlarınızla gitmek istediğiniz bir tatil planı için sanki biletler hazır, zaman ve vakit bekliyorsunuz ya da bu tarz konuşmalarımız gündemde. Bu da bize keyif verecek diyorum. Evet. Sevgili bekleyen yengeçlere güzel aşkın rüzgarı yüzünüze çarpacak. Geçmişe ait konuşmak istediğiniz insanla karşı karşıya kalıp gözlerinizde onu ifade edeceksiniz. Evli olanlar için güzel bir eşinize ya da eşinizin size alacağı bir araç sizin ruhunuza iyi gelecek. Bu da sizi motivasyonunuzu artıracak diyorum. Ailenizle alakalı anne, kayınvalide ya da abla dediğimiz kişilerle yaşanan sorunlar yavaş yavaş toparlanmaya ve sizi anlamaya başlayacaklar. Korkmanıza gerek yok. Çünkü artık kaygı ve korku dönemimizi geride bırakmamız lazım. Kendinize ait bir malı müteahhite ya da bir toprağınızı, aileye ait toprağınızı müteahhite vermek istiyorsunuz. Bununla ilgili teklifler var. Değerlendirdiğiniz takdirde kardeşleriniz ya da size ait hakları en olumlu şekilde alacağız. Uzun süredir de anne ya da babaanne, kadınlara ait miras konularınızla ilgili de güzel gelişmeler söz konusu olacak. Mahkeme ya da sözlü ifadelerinizde gecikme de olsa haklarımızı doğru şekilde alacağız. Bu ara neye dikkat etmeniz lazım? Dijital hırsızlık,
yaşadıklara, inandığınız bir arkadaşınız sizden para isteyebilir ve bu parayı ödeyemeyebilir. Bu ara borç alıp vermelerle alakalı noktaya dikkat ederseniz daha sağlıklı olur. Sonra kendi kendinize risk almayın. Bir de uzun süredir evde tamir olması gereken elektrik eşyalarımız, yani elektrikle ilgili borular ya da yeniden bir elektrik dizaynı ya da yeni bir renklilik katabilirsiniz. Bu da evinizin rengine iyi gelecek diyorum. Uzun süredir de özellikle alt katlarda oturan bazı yengeçler, yeni eve geçmek istiyorsunuz. Bu kapılarınız hayırlı ve aydınlık, endişe etmeyin. Bir de şöyle demek istiyorum. Evinizde altın varsa dikkat edin. Bir hırsızlığa mağdur kalabilir. Bu da sizi yıpratabilir. Sağlık konusunda da özellikle guatr, nefes ve boğaz bölgemize dikkat edeceğiz. Mutlu kalın, hoşça kalın.